bin, 151 yeni vaka tespit edildi. 4000'lere kadar inmişti. ikiye katladı. Ama bu rakamlar belki böyle söylenince çok bir şey ifade etmiyor. Ben kendim sokaklardaydım. Daha da önemlisi bir ziyaret için Büyükada'ya gittim. İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Ve vapurlar deniz taşımacılığı bayram sebebiyle ücretsiz olduğu için haliyle insanlar akın etmişlerdi hiçbir kontrol yok. Kimse maske takmıyor. Bir rahatlama, bir ferahlama. Sanki bütün bu ölümler, vefatlar hiç yaşanmamış gibi. Bundan sonra hiçbir şey olmayacak. Bu kadar delta varyantı diyoruz. Hala risk var diyoruz. Aşı olmayanlar var. Kendinizi korumak gerek. Hiç bunlar söylenmemiş, uyarılar yapılmamış gibi. Herkes de bir rahatlama, bir ferahlama, maskesiz dolaşma, yakın yakınlığa durma, oturma kucaklaşma, öpüşerek selamlaşma, ee, gerçekten çok ciddi bir e, duruma doğru tekrar gidiyoruz. Yani çok acayip bir durum var. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyen bir durumumuz var. Eğer böyle giderse muhtemelen Eylül'de biz tekrar tam kapanma mı, yarım kapanma mı, yok restoranlar kapansın mı, kapanmasın mı bunları konuşacağız. Bu arada gece 12'den sonra müzik neden yasak? Gece 12'den sonra özellikle içkili yerler herhalde amaçlanıyordu, hedefleniyordu. Eğlence mekanları, konserler olmasın. Çünkü insanlar sabahlara kadar sokaklarda kalmasınlar, iç içe olmasınlar. Değil mi? Açıklanan buydu. Bence yaşam biçimine müdahale de ee, ama açıklamaları böyleydi. E peki o zaman madem bu kadar hassassınız neden ve neden hiçbir görevli uyarı da bulunmuyor? Neden ceza kesilmiyor ya da neden bunun bir yaptırımı yok? Ne de insanlar özellikle mesela Türkiye'deki İstanbul'daki e, yabancılar diyelim turist olarak gelenler ya da Türkiye'de yaşamaya başlamış e, yabancılar ki biliyoruz batıdan batı ülkelerinden gelmiyorlar daha çok doğu ülkelerinden geliyorlar e, aşı yapılabildi mi onlara e, ne kadar e, Türkiye'de izinleri var ne kadarının izni yok burada ne şekillerde ne şartlarda bulunuyorlar ve gerçekten onların da maskeleri yok. Bir düzenli göç politikamız olmadığı, bir kontrol içinde olmadığı için de ayrıca bir problem. Bütün bunlar katmerleniyor. Sen ne diyeceksin? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ee, henüz aşılamada çok gerideyiz. Bu sırada virüs yeni mutasyonlar e, geçiriyor. Delta varyantı yayılıyor. Yeni bir varyanttan bahsediliyor. Delta varyantı hı hı. E, saldırganlık açısından yani yayılma hızı açısından çok güçlüydü. Ama bu yeni virüsün ölümcüllük açısından daha güçlü olduğunu söylüyor bilim insanları. Henüz çok yayılmadığı için duymuyorsunuz. Ama delta varyantı da şu anda bütün dünyada baskın varyantı haline gelmeye başladı. Şunu bir söyleyelim. İsrail en büyük aşılama. hani Nüfusu nispeten büyük bir ülke olup, hani 1 milyon 2 milyon olmayıp nispeten daha büyük nüfusu olup, Büyük oranda aşılama yapan, İsrail'den çıkan bazı dersler var. Bunlardan biri şu. Hastalığa yakalanma konusunda Biontech en iyi, güçlü aşılardan biri Moderna ile beraber olduğu söyleniyordu. Biontech'in %60 etkili olduğunu gösteriyor. Hastalığa yakalanmanızı engelliyor. Ama şu bir şey aşı karşıtlarına için söylüyorum bunu hastaneye yatışları %90'ın üzerinde engelliyor. Yani çok hafif atlatıyorsunuz. Eğer aşı olduysanız bunu diğerleri için henüz bir şey okumadığımdan söylüyorum. İsrail deneyimi çünkü Biontech üzerineydi. İsrail'in resmi açıklaması bu arada. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın. %90'ın üzerinde hastaneye yatışları engelliyor. Bu bizim için çok önemli. Şimdi aşılarımızı olmanız lazım. Aşılanmayı ilerletmemiz lazım. Hastanelere yatışı engelleyen bir şey. Ölümde ise sıfıra yakın yani çok düşük hı hı. bir şeyden bahsediliyor. Onların da koronaya bağlı diğer nedenlerle değil de diğer hastalıkları da olan çok yaşlı birkaç kişiden bahsediliyor. Henüz tabii çok başındayız Delta'nın. Onu da söyleyeyim. Elimizde çok yeterli veri yok. Bu bize şunu gösteriyor. Dünya Hani ilk başlarda koronayı inkar edenler vardı. Böyle bir şey yok falan filan e, diyenler vardı. Şu anda isim vermeyeceğim ama e, aşı karşıtlığı kampanyasının bayraktarlarını yapanlardan birkaçının aşı olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. E, hani isim vermek istemiyorum çünkü kişisel bir şey bu. Aşılanma kişisel bir şey. Ama bu konuda bayraktarlık yapan isimlerden, kamuoyunun isimlerden bazıları gittiler aşılandılar. Çıkıp kamuoyuna neden aşılandıklarını o zaman niye karşıydılar, şimdi niye aşılandılar? bunu açıklamaları gerekiyor. Korona bir günde, iki günde, bir yılda bizi terk etmeyecek belli bir şey. Mutasyon geçiriyor. Ee, henüz ölümcül aşının şey yaramadığı bir mutasyona karşı karşıya değiliz. Ama e, bilime güvenmemiz lazım, tedbirleri de uymamız lazım ve şunu lütfen unutmasın kimse. Ya bakın ben buraya maskeyle geldim. Maske sizi koruyan bir şey değil. Maske karşınızdakileri koruyan bir şey. O yüzden hepimizin mümkün mertebe dikkat etmesi lazım. Şunu da kabul ediyorum. Gerçekten herkes bunaldı. Gerçekten bunaldı insanlar. Alışık olmadığımız, bundan 5 yıl önce şimdi ben sana gelsem desem ki bütün dünyada insanlar el sıkışmayacaklar, maskelerle dolaşılacak, evlere kapanılacak, kimse dışarı çıkamayacak, çöp atmaya bile gidemeyeceksin, kapılara gelip ekmek tadı... Ona inanır mıydın? İnanmazdın. E, ama e. bütün dünya bunu e, yaşadı. O yüzden şundan vazgeçmemiz lazım şimdi. Evet yaz, evet tatile gidelim ama... Yine de dikkat etmemiz lazım. Devam et ama burada araya girip bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu hafta sonunda sosyal hafta sonu diyorum. Dün hep tatil olduğu için hafta sonu gibi geldi. Dün bir sosyal medyamda da paylaştım. Maske takmak evet zor olabilir ama şu anda bizim hepimizin sorumluluğu senin dediğinden dolayı bugün hastanelerin acil servislerinde çalışan hemşireler, doktorlar Onlarca, yüzlerce, binlerce sağlık çalışanı aynı o plajlara, o parklara, o bahçelere gidenler gibi bayramlarını kutlamak istiyorlar. Aileleriyle tatil yapmak istiyorlar. Onlar da çocuklarından huzurlu ve mutlu bir şekilde bayram geçirmek istiyorlar ama geçiremiyorlar niye? Çünkü yeniden yoğun bakımlar da olmaya başladı. Yeniden hastaneler dolmaya başladı. Bir kere maske takmak en başında onlara olan borç. Virüsten ölebiliyorsunuz. Ben kendim geçirdim. Virüsten ölebiliyorsunuz. Virüsten çok ciddi bir şekilde zararla çıkabiliyorsunuz. Yoğun bakımlarda yatıyorsunuz. Ama maskeden ne yoğun bakıma kaldırılıyorsunuz maske taktınız diye. Ne e, öle, ölüyorsunuz ne e, sizin hayati tehlikenize sebep oluyor maske takmak. Olsa olsa biraz daha fazla terliyorsunuz. Birazcık sıkılıyorsunuz öf püf diyorsunuz. Varacağınız yere vardığınızda da o maskeyi çıkartıyorsunuz. Dünya varmış diyorsunuz. Sizin bu dünya varmış dediğinizi bugün onlarca binlerce yüzlerce sağlık çalışanı diyemiyor. Ve şu anda hepsi iki kere üç kere bu hastalığı geçirmek zorunda kaldılar. Büyük canla başla büyük bir emekle hastaları iyileştirmeye çalışıyorlar. Kimsenin şöyle bir lüksü yok. Aa, ben maskeden çok sıkıldım beni çok terletiyor. E ben o zaman zaten aşı da oldum aman canım bana ne Yok böyle bir lüksü diye düşünüyorum ve büyük egoistik olduğunu düşünüyorum. Ee, yani korona konusu e, insanlar açısından şöyle bir durum oldu. Gerçekten herkes bunaldı. Tamam buna hepimiz teslim ediyoruz. Hepimiz tatile ihtiyaç duyuyoruz. Tamam ama e, bu tatilde dikkat etmeyeceğiz. Ben biliyorsun kısa kısa 3 gün 3 gün 3 gün 3 gün Hı. yayın aralarında gidiyorum. Sen de yapıyorsun. Vallahi gittim her yerde ben. Örneğin Ayvalık'taydık yine e, sevgili dostum e, dostumun evinde konuk e, misafir oldum. Ondan önce Adrasana gittim. Ben gittim her yerde sürekli olarak maskeme dikkat ediyorum. Kalabalık yerlerden kaçınmaya, ben de giderek kalabalığı daha da artırmamaya e, özen gösteriyorum. Bunu niye yapıyoruz. Bunu şundan yapıyoruz. Bu bir sorumluluk. Evet. Birbirimize karşı sorumluluğumuz, sağlık sistemine karşı sorumluluğumuz, bundan kaçınmamak, yük